Hava birdenbire patladı. Tam iskeleye yaklaşırken sokaktaki bütün tozlar üstümüzü başımızı sardı. Rüzgara karşı yürümemiz bile ilk dakikada adeta imkansız gibi görünüyordu. Yoksa hava birdenbire patlamamış olsaydı, bozacağını önceden biraz hissettirseydi hiç böyle gecikir miydik? Samsun şehri de nedir? Nihayet avuç içi kadar yer. Sahile paralel giden cadde boyunca iskeleden gara şöyle bir uzandıktan sonra bizim gibi limanda yatan vapuruna dönmek üzere çıkanlar için hemen de başka yapacak hiçbir iş kalmaz. Ama biz havayı gayet durgun ve kış gününden beklenmeyecek derecede sıcak bulmuştuk. Böyle olunca insan daha da yavaş hareket ediyor. Etrafı seyretmek, en küçük şeylerle bile oyalanmak, vaktin nasıl geçtiğinin anlaşılmasına mani oluyor. Bizim yine de pek acelemiz yoktu. Baktık ki karanlık şehri istilaya hazırlanıyor. Baktık ki sokak lambaları birer birer alarm işareti gibi yanmaya başladı. Fazla geceye kalmadan gemimizde bulunalım dedik. Ama hava bizi beklemedi. Tam iskeleye varmak üzereydik ki birdenbire patlayıverdi. Motorcuların ne mal olduklarını bildiğimiz için adımlarımızı sıklaştırdık. Adeta koşmaya başladık. Rüzgar denizi tamamıyla kabartmaya kalmadan kendimizi vapura atmaktan başka bir düşüncemiz yoktu. Fakat deniz, akşamla kararmaya başlayan bu kara deniz ilk rüzgarla hemen ürperivermişti. Samsun iskelesi malum, hafif bir esinti öyle bir kalaş deniz yapar ki artık kıyıdaki kıyıda, vapurdaki vapurdadır. Bu yüzden iskele başında bekleyen ilk motora yetişmek için koştuk. Ama olmadı. Tamamen dolmuş. Rüzgarla beraber iskele üzeri de kalabalıklaşmıştı. Şirket halinde çalışan motorcuların memurunu bularak, "Hadi bir motor daha kalksın, bakın epeyce varız burada," dedik. Adam sağa sola baktı, kuvvetlice burnunu çekip denize tükürdükten sonra "Ya acele etmeyin canım," dedi. "Kalkacak tabii, bekleyin biraz, rüzgar da kesilir şimdi. Sizi burada bırakmayız, merak etmeyin." O kadar rahat, o kadar lakayt bir edayla konuşuyordu ki sinirlenmemek elde değildi. Sanki denizin yarım saat içinde sakinleşeceğine %100 emindi. Sanki biz laf olsun diye seyahate çıkmıştık ve yolumuza devam edemeyip Samsun'da kalsak hiçbir şeycik olmazdı. Bütün bu telaşımız sanki çok yersizdi. Etrafımızda bir polis, bir liman memuru aradık. Rüzgar var diye sıcak odalarına çekilmiş olacaklardı. Hiç kimseyi göremedik. İskele üzerindeki yolcular içinde en çok telaş edenler yanlarında kadın ve çocuk bulunanlardı. Çünkü ilk kalkacak motora herkes hücum edecekti ve intizamı teminle görevli bir kimsenin mevcut olmayışı yüzünden ancak çevik ve güçlü kuvvetliler binebilecek, diğerleri geride kalacaktı. Nitekim de öyle oldu. Bir motor geldi, patırtı gürültü arasında atlayabilenler atladı. Biz de "Ya durun, kadınlar binsin önce. Efendim, ya intizam, biraz hak, biraz hukuk" falan derken iskelede kalıverdik ve motor hareket etti. Tam o sırada delikanlının biri motora atlayayım derken cup denize düşmesin mi? Hep bir ağızdan bağırışmaya başladık. Bereket deniz derin değil, bir metreyi aşmıyor. Basamakları inerek ıslanmayı göze alanlar çocuğu çekip çıkardılar sudan. Oğlan keçi gibi titrerken motorcunun biri ensesine bir şamar aşk etti ve "Ulan ne yüz, ne atarsın kendini denize, akşam akşam geberip de başımızı belaya mı sokacaksın?" diye söylenerek bastı küfürü, bastı kalayı. Kendisine her gördüğümde jimnastik dersinde yediği dayağı hatırladığım, karısıyla seyahat eden ilkokul arkadaşım bir mühendis dayanamayıp motorcuya çıkıştı. Müthiş asabı bozulmuştu. Onu zorla yatıştırdık. İskelede bekleyen başka bir motorun kaptanı
Kalabalığı görünce elimizdeki biletlerin bizi vapurumuza kadar götürmek için kâfi geldiğini bildiği halde ''Birer lira verirseniz sizi götürürüm'' diye açıktan açığa tarife dışı bir ücret talep etmekte hiçbir mahsur görmedi. Tabii o sırada hiç kimsenin 1 lirayı, 2 lirayı düşünecek hali yoktu. Motora atlamaya başladılar. Biz de binerken arkadaşlardan biri kalkmak üzere olan başka bir motoru gösterince hemen inip ona yeltendik. Kadınların çoğu da bizim motora bindi. Göze batacak bir tarafına ancak 16 kişi taşıyabileceği yazılı bulunan motora galiba 26 kişi binmiştik. Dalgaların sahile doğru az kabararak geldiği bir sırada hareket ettik. İskeleden açılınca karanlığa rağmen herkesin yüzündeki o memnunluk ifadesini sezmemek kabil değildi. Motorun kenarındakiler oturmuşlar, diğerleri ise ortada ayakta duruyorlardı. Gökyüzünde ne ay ne de yıldızlar görünüyordu. Rüzgar çok şiddetle esiyor, hafif bir yağmur çiseliyor, motorun önünde yarılan dalgaların suları içeriye yüzümüze gözümüze serpişiyordu. Dümendeki genç denizci bir elinde fersiz fersiz yanan bir fener tutuyor, dalgalar daha şiddetli geldikçe ''Oturun bakalım, hey baş taraftaki çöksene!'' diye söyleniyor, sözlerinin yarısını rüzgar uçuruveriyordu. Motorun içinde herkes koyunlar gibi birbirine sokulmuş, bir an önce salimen vapura ulaşmaktan başka hiçbir şey düşünmüyordu. Kadınlar yanlarındaki erkeklerin kollarını çürütecek gibi sıkıyorlar, çocuklar korkudan büzülmüş babalarının veya abilerinin kucaklarında hiçbir tarafa bakmadan böyle sessizce duruyorlardı. Dalgalar motorun sol tarafında şahlanmış ve hücum eder bir vaziyette göründükçe motordakiler heyecandan irileşmiş gözlerle birbirlerine bakıyorlar. Ancak dalgaların teknenin altından geçip uzaklaşmasından sonra rahat bir nefes alıyorlardı. Samsun'un ışıklarından epeyce uzaklaşmıştık. Vapurun elektrikleri de hayli açıkta parıldıyordu. Motor dalgaların üstüne çıktıkça şehrin ışıklarını bir şerit halinde görüyor ve o anda yine kaybediyorduk. Tam yolun yarısını aşmış, artık vapura kazasız belasız varabileceğimize aklımız ermeye başlamıştı ki birden bir sessizlik oldu. Motor stop etmişti. Zaten bütün gürültü motorun çalışmasından ve biraz da denizin sesinden hasıl olduğu için motorun stop etmesiyle başlayan sessizlik içinde dalgaların uğultusu daha da fazlalaştı. 5-10 saniyelik bir şaşkınlıktan sonra ''Ne oldu? Ne oldu? Aa, motorda arıza mı var?'' diye endişeyle sormaya başladık. Dümendeki motorcuyla makinist arasında kısa bir konuşma geçti. Rüzgar ve akıntı tekneyi istasyon tarafına doğru fark edilir bir şiddetle atmaya başlamıştı. Yüzlerdeki korku ve telaş karanlıkta birkaç misli daha büyüyordu. Motorun çalıştırılması mümkün olmadığı takdirde ne yapacağımızı bile düşünecek halde değildik. Denizin tam ortasındaydık. Ne karadan ne de vapurdan hemen imdadımıza gelmelerine imkan yoktu. İskeleden ayrılalı 20 dakikayı geçmişti. Acaba motorcular naçar durumumuzdan istifade ederek para toplamak için mi stop ettiler diye düşünürken ''Yok bir şey, meme tıkanmış'' dedi makinist. ''Şimdi temizlerim ben onu, telaş etmeyin.'' Dümen başındaki ayakta duranlara fırtına gibi gürledi. ''Oturun be, bu kadar çoluk çocuğa sebep mi olacaksınız siz ya?'' Herkes bulunduğu yerde çökmeye çalıştı. Hiç kimse elbisesinin kirleneceğini, üstünün ıslanacağını hesaba katarak üzülecek durumda değildi. Uzunca boylu zayıf bir oğlan kenarda ayakta duruyordu. İhtar üzerine ukalaca bir tavır takınarak ''Ya korkmayın ya, bu havada ne var sanki?'' diyecek oldu. Fakat motordakiler büyük küçük hep birazdan öyle şiddetle ''Otursana lan!''
diye bağırdılar ki oğlan neye uğradığını anlamadan olduğu yere yığılıverdi. Sükût içinde motorun çalışmasını bekliyorduk. Yanımızdaki bir kadın durmadan dualar mırıldanıyordu. Dini inanışı yok denecek kadar zayıf olan arkadaşım, "Allah büyük," dedi. "Dua da bilmiyoruz ki şimdi okusak, Allah büyüktür, Allah büyüktür, Allah büyüktür." Galiba 5-10 dakika kadar deniz üzerinde korku içinde sallandık. Sonra makina önce bozuk sesler çıkararak çalışmaya başladı. Motorun başı vapurun bulunduğu istikamete dönünce hepimiz gözlerimizle kucaklaşıp öpüştük. Atlattığımız tehlikenin büyüklüğünü düşünebilsek akıllarımıza durgunluk gelecekti. Ama o sırada bunu düşünmek, en küçük bir hatayla çoluk çocuk hepimizin denize dökülmemize ramak kaldığını hatırımıza bile getirmek istemiyor, zihinlerimizi bambaşka mevzularla oyalamaya zorluyorduk. Tehlikeyi artık geçirmiş olduğumuzu, "Ya iyi adam bu motorcu," diye konuşmaya başlayan arkadaşımızın sesindeki kuvvetli ton herkese ilan ediyordu. Hepimiz tasdik ettik. "Evet, evet, evet, tabii, tabii. Çok dürüst adam bu." Diğer motorcular havayı bahane ederek zorla birer lira almışlardı yolcularından. Böyle bir kazık yememiş olmaktan memnundum. İyiliğine karşılık biz de bu adamı memnun etsek diye düşündüm. Arkadaşlar da aynı fikirdeydiler galiba. Aramızda böyle bir konuşma olmadı ama bakışlarımızla kafi derecede anlaşmıştık. Madem ki bu adam diğer motorcular gibi davranmayarak bize karşı fırsattan istifadeye kalkışmamıştı, bu dürüst hareketini daima tekrarlaması için kendisine imkan vermek lazımdı. Aynı pestiyi kıranla kırmayan hikayesi gibi. Şayet bir tehlike mevcut idiyse, onun motoru onun nefsi içinde mevcuttu. Elbet onun da evi, çocukları, hiç değilse eline geçecek fazla parayla kendisine bir çorap hediye edeceği bir dostu vardı. Böyleyken bunu ağzına bile almamıştı. Motorun kıçında yağmura ve rüzgara karşı dimdik ayakta duruyor, en küçük ihmalinin bir sürü insanın hayatına mal olabileceğini idrak etmiş bir dikkatle dümenin yekesini ayağıyla idareye çalışıyordu. Motorumuz karanlığı yırtarak dalgaların üzerinde seke seke gittikçe büyüyen vapura yaklaşıyordu. Makinist dümendekine, "Abi be," dedi. "Çok açmış vapura herif. Bir saat önce hava patlamadan bu kadar açıkta değildi." "Hala gelemedik ya." Dümendeki açtı ağzını ve okudu. "Hay seni süvari diye bu geminin başına koyanların, hay seni fakir fukaranın başına bela edenlerin." Birkaç kişi iştirak etti. Denizcilikten anlar görünen birisi, artık feraha çıkmış kimselerin rahat ifadesiyle gemiyi böyle küçük esintilerde bu kadar açmanın lüzumsuzluğunu denizci olmayanların anlayamadıkları terimlerle uzun uzadıya izaha kalktı. Herkes dinler göründü ve baş salladı. Vapurun ışık sahasına girince birbirimizin çehrelerini daha iyi seçmeye başladık. İskele rüzgar almayan taraftan verilmişti. Motor kolayca yanaştı. Motordakiler birer ikişer vapurun iskelesine tırmanmaya başladılar. Dümendeki ve makinist yolcuların kolaylıkla çıkmaları için motorun açılmamasına çalışıyor, her birine ayrı ayrı yardım ediyordu. En sona biz kalmıştık. Birbirimize baktık. Hepimizin aklından aynı şey geçiyordu. Çıkarıp bu iyi adamlara hak ettikleri bahşişleri vermeli değil miydik? Biraz duraklamıştık. "Hadi beyler, hadi sallanmayalım," dedi motorun kaptanı. "Bizi de evimizde yemeğe bekleyenler var yani, değil mi?" Biraz şaşırır gibi olduk. Sonra vapurun iskelesine tırmanmaya başladık. Ben en geride kalmıştım. Elimi cebime soktum. Bir 2,5 lira çıktı.
bir tereddüt anı geçirdim. Ay ne aksilik, tek bir lira da yok diye düşünüyordum. 2,5'luğu uzatmaya kalmadı, motor gürültüyle çalışarak iskeleden ayrıldı. Dümenin yekesini 45 dereceye yakın kıran kaptan, "Selametle beyler!" diye bağırarak elini salladı. Vapura çıkmakta olan arkadaşlar, "Eyvallah kaptan, eyvallah!" diye mukabelede bulundular. Cebimdeki 2,5 lirayı parmaklarım arasında asabi hareketlerle ezip duruyordum. "Senin de yolun açık, kısmetin bol olsun!" diye ancak kendim işitecek şekilde mırıldandım. İçimde bir şeylerin tuhaf tuhaf burkulduğunu hisseder gibi oldum. Ve bu, vapurun salonundaki rahat koltuklara gömülerek kahvelerimizi içerken bütün arkadaşların birer lira kazık yememiş olmaktan doğan memnunluklarını, adeta çocukça denebilecek sevinçlerini diğer yolculara duyurmak için her fırsattan istifadeye kalktıklarını gördükçe daha ağır bir şekilde içime oturmaya başladı. Bizi vapura sağ salim getiren motor, rüzgar, yağmur, dalgalar ve karanlıkla mücadele ederek Samsun iskelesine yaklaşıyor olmalıydı şimdi.